Herkese merhabalar. Bugün sizlere CLA 180 dizel otomatiğin testinden sesleniyorum. Hatırlarsınız daha önce modelin CLA 200 ve de CLA 45 AMG versiyonlarını da test almıştık. O videoları da mutlaka izlemenizi öneririm. Zaten bu videonun içerisinde o videoların yönlendirme netliğini de veriyor oluruz. Piyasa çıkışının üzerinden uzunca bir zaman geçti CLA'nın. Ancak sportif tasarımını korumaya başardı model. Geçen zamanda bu başarılı ve iddialı kupe tarzı sedan profilini eskimeyen bir tasarım olduğunu, hemen kolayca eskimeyecek bir tasarım olduğunu aslında bir nebze kanıtlamış oldu. Uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen bence CLA hala çok güzel görünüyor. Zaten modeldeki bu yeni nesil tasarım dili ardından gelen yeni nesil C serisi ve de S serisine de adeta bir ilham kaynağı oldu. Model tasarım ile çok sportif dedik. Bunu otomobilin dışarısından baktığınızda her detayında, özellikle kupe tarzı bir sedan profiliyle size her detayında, her köşesinde belli ediyor CLA. Ama içerisini test aracımızdaki gibi isterseniz daha klasik bir görüntüyle de tercih edebiliyorsunuz. Yani Mercedes size otomobilin içerisinde çok farklı türden çeşitlendirme, kişiselleştirme opsiyonları da sunuyor. Mesela test aracımızda kahverengi bir konsol ve de ahşap kaplama seçilmiş. Yani işin üstüne şunu diyeceğim, ben sportif bir tasarım istiyorum ama klasik bir iç tasarım istiyorum diyorsanız eğer, burada Mercedes size CLA'da bir çözüm sunabilmiş. İç tasarımı bildiğiniz gibi A serisiyle birebir aynı. Buradaki tasarım dili yükseğe ve dik bir şekilde konumlandırılmış bir konsol var. Ve de ön koltuklar bence çok başarılı. Adeta yarış otomobillerini andıran, otomobilin sportif karakteriyle uyumlu bir tasarıma sahip buradaki koltuklar ve de ideal sürüş pozisyonunu da adeta hani otomobilin bu sportif karakterini her dizayn hissediyoruz dedik ya, bunu adeta Mercedes mühendisleri bilerek ayarlamış. Otomobilin sürüş pozisyonunu da adeta bir yarış otomobili kullanıyormuşsunuz gibi his var. Eşya gözleri bakımından bildiğiniz gibi model çok tatminkar. Çünkü vites kolu burada, silecek kolunun olduğu yerde. Bundan dolayı da burada bolca bir alan mevcut eşya gözleri bakımından CLA'da. Evet, biz şu anda modelin CLA 180 dizel motorlu versiyonunu test ediyoruz. Dedik bu motor 1.5 litrelik ünite. Biliyorsunuz Mercedes bunu Renault'dan alıyor. 109 beygir güç var ve de tork değeri de 260 Nm. Motorun ilk hızlanması olan 11.9 saniyelik 0-100 değeri çok iddialı değil ama ara hızlanmalar çok iyi. Çünkü model otomatik şanzımanlı versiyonunda 7 ileri bir oranına sahip. Bundan dolayı da ara hızlanmalarda 260 Nm torkun da yardımıyla açıkçası beklediğimden daha iyi bir performansa sahip CLA. Tabi ara hızlanmaların başarılı olmasının en önemli nedenlerinden bir diğeri de modelin tork değerinin alt devirlerden itibaren elinizin altında olması. Çok alt devirlerden itibaren tork geliyor. Bundan dolayı da çok pürüzsüz bir sürüş size sunabiliyor. Özellikle otomatik moddaysanız eğer CLA vites geçişlerini zaten hiçbir şekilde hissettirmiyor. Bu anlamda bir sorun yok. Geçiş hızı belki biraz daha iyi olabilirdi ama hani otomatik modda, manuel modda almazsanız bu geçiş hızı ile ilgili veya da sarsıntı bakımından şanzımanda bir sorun görmüyorsunuz. Hani baktığımız zaman zaten burada amaç performanstan ziyade ekonomi. İşte bu anlamda Renault'dan gelen 1.5 litrelik ünite üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Modelle çok rahatlıkla 6 litrelik bir karmatez tüketimine imza atabildim. Manuel olarak değişimleri direksiyon üzerindeki kulakçıklarla yapabiliyorsunuz. Performanslı kullanıma geçtiğimizde CLA önden çekişi olan CLA'da ESP sistemini kapatabiliyorsunuz ama aynen CLA 200'de olduğu gibi sınırlı düzeyde kayma izin veriyor. Yani çok şiddetli bir kayma isterseniz size eğer sistem müdahalelerde bulunuyor ve sizin çok şiddetli kaymalarınızı önüne geçiyor. Modelin yalıtımı başarılı ancak bu otomobille ilgili bilmeniz gereken en önemli detaylardan bir diğeri de şu. Eğer dizel otomatik kombinasyonuyla ben sadece hani otomobilin sportif tasarımından faydalanmak istiyorum ve de ekonomi yapmak istiyorum ve de daha çok konfor beklentim var diyorsanız otomobilin sertliği sizi biraz rahatsız edebilir. CLA'da Mercedes serte dönük süspansiyonlar kullanıyor. Aynen A serisinde olduğu gibi. Yani bu otomobil evet ekonomik bir paket bu dizel otomatik kombinasyonuyla. Ama emin olun en az CLA 200 kadar sert bir sürüşe sahip. Yani yol üzerindeki birçok çukuru, geçişi, her şeyi kabinde hissediyorsunuz. Model 7. viteste 120 km hızla 2000 devir bandında gidiyor. Bu durumda özellikle eco modunu seçtiğinizde daha
yavaş bir hızlanma size sunuyor. Biraz daha gaz tepkilerine geç cevap veriyor. Bu sayede özellikle eko modunda daha ekonomik bir sürüş yapılabiliyor. Sport seçeninizde alt viteslerde ve de üst devirlerde kalıyor CLA. Bu sayede size daha sportif bir sürüş sunabiliyor. Tabii ki performanslı kullanımda manuel mod daha mantıklı ve de daha keyifli tabii ki. Ama burada yani ESP her zamanki gibi bir Mercedes klasi işimize fazla karışıyor. Önden çekişli modelde ben birazcık daha fazla eğlenmek isterdim. Otomobilin dengesini bozmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Mercedes sizin işinize karışmaya başlıyor. Mercedes'in çok temkinli olan ESP'si. CLA 200 ve de CLA 45 AMG test videolarının da mutlaka göz atmanızı öneririm. Sizlere CLA 180 dizelinin otomatik şanzımanlı versiyonundan seslendim. Başka bir testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Test taleplerinizi ekranda gördüğünüz Twitter hesaplarımıza ilgili markayı ekleyerek gönderebilirsiniz. Yeni testler için bu videoyu paylaşmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.